Emmanuel Macron, Fransa halkı onu seçti. Elize Sarayı'nın yeni patronu Cumhurbaşkanı Hollande'ın halefi o olacak. Macron, Fransa'nın eski maliye bakanı. Oldukça genç, 39 yaşında. Rakiplerinin eleştiri konusu yaptığı siyasi deneyimsizliğini ve kurulu siyasi düzenin dışında oluşunu avantaja çevirmeyi başardı. Macron siyaset bir misyon değil de meslek haline geldiğinde politikacılar da kamuya hizmet etmektense kendi çıkarları için çalışır hale geliyorlar diyor. Bu söylemiyle mevcut düzenden bıkan Fransızları cezbetmeyi başardı. Seçilmesinde en büyük faktör ise halkın büyük kısmının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin tartışmalardan duyduğu endişe oldu. Artan ırkçılığın doğurduğu tehlike de bir diğer etkendi. Macron bu söylemlere karşı durdu. Rakiplerine göre siyasette deneyimsizdi. Yürüyüş adını verdiği bağımsız hareketi 2 yıllık bile değil. Ancak farklı çevreleri mevcut siyasi sisteme karşı birleştirmeyi başardı. Emmanuel Macron eski bir yatırım bankacısı. En dikkat çeken yönü sıra dışı özel hayatı. Kendinden 24 yaş büyük lisedeki öğretmeniyle evli. Eşinin ilk evliliğinden olan 3 çocuğuna da babalık yapıyor. Macron, Paris Siyasal Bilimler Üniversitesi'nden mezun. Fransa'nın mülkiyesi denilebilecek bu okul şimdiye kadar 3 cumhurbaşkanı çıkardı. 2009'a kadar şimdiki Cumhurbaşkanı Hollande'ın Sosyalist Partisi'nin üyesiydi. Le Pen'in aksine tam bir Avrupa Birliği savunucusu. Ancak birlikte reform yapılması gerektiğini söylüyor. Aşırı sağ hızla yükselirken göçe ve göçmenlere karşı olmadığını açıkça söyledi. Dini ayrımcılığı eleştirdi. Fransa'nın Cezayir'deki sömürgecilik yıllarını insanlığa karşı suç olarak tanımladı. Türkiye'ye bakışına gelince Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye kapıları kapatmaması gerektiğini savunuyor. Fransa'nın Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Körfez ülkeleriyle de olumlu ilişkiler kurmasını istiyor. Kamu emeklilik planlarını özel sektöre yaklaştırmayı vaat ediyor. Bu tutumuyla sol çevrelerden eleştiri aldı. Emeklilik yaşını değiştirmemeyi, haftalık 35 saatlik mesaiyi korumayı vaat ediyordu. Macron eğitime de özel önem veriyor. Eğitimde merkezi yapıyı yerelleştirmek istiyor.